Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda sıfır geometri kampında dik üçgende kaldığımız yerden devam ediyoruz. Pisagor teoreminin birinci kısmını anlatmıştık. Şimdi ikinci kısmındayız. Evet, yani kitabımızda sayfa numarası 29, 30, 31 ve 32'nin yarısını işleyeceğiz sizinle birlikte bu dersimizde. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Şu dikkatte kalmıştık. Bununla ilgili şöyle, karşılıklı açıları 90 derece olduğu zaman a kare artı b kare c kare artı d kare diye bir formül var. Ama bunu formül olarak bilmenizi istemeyeceğim. Çünkü gerçekten gerek yok. Şimdi şu 90 dereceler var ya, 90 dereceler olunca dik üçgen elde ediyorduk. Şöyle dik üçgen elde edersek, buraya da x dersem, x kare bunda yukarıdakinde neye eşit x kare? A kare artı b kare eşit. Aşağıdakinde de x kare c kare artı d kare eşit değil mi? Evet. Her ikisi de x kare eşit olduğu için bunlar birbirine eşit olmaz mı? Olur. Yani buradan ne çıktı? Gerçekten de a kare artı b kare c kare artı d kareye eşit oldu. O yüzden bak, geçen derste söylemiştim. Böyle ortak kenarı olan ikili dik üçgenler karşımıza çıktığı zaman. Ki şu üstteki dik üçgenle alttaki dik üçgende ortak kenar var mı? Var. Şu x. X'i yalnız bırakın. Ortak kenarı yalnız bırakın. Güzel şeylerle karşılaşırsınız. X kareyi yalnız bıraktım burada. X kare a kare artı b kareye eşit. Öbüründe de c kare artı d kareye eşit. Her ikisi de x kareye eşit olduğundan bunlar birbirine eşit çıkıyor. Ama dediğimiz gibi normal formülsüz bir şekilde bunu yapabiliriz. Evet, alttakine bakalım. Mesela burada. Hocam şunu şöyle çizecek olursak. Şuraya a diyelim. A kare neye eşit? İkili dik üçgen var. İkili dik üçgende de ortak olan kenar bu değil mi? Evet, onu yalnız bırak. Normalde a kare neye eşit? 3'ün karesi artı 7'nin karesine eşit. Aynı zamanda aşağıdakinde a kare neye eşit? X'in karesi artı 4'ün karesine eşit olduğu için her ikisi de a kareye eşit. Yani bunlar birbirine eşit. 9 artı 49 eşittir x kare artı 16'dan. Buradan ikisinin toplamı kaç yaptı? 58 yaptı. 58'den 16 çıkınca 42 mi yaptı? Evet. X kare 42 ise x de böylelikle kök 42 olur. Kök dışına çıkmaz. Bu aynen böyle kalır. Yani örnek 16'yı kök 42 olarak buluruz. Geldik örnek 17'ye. Evet, dik üçgen verilmiş. E ne yapacağız arkadaşlar? Hop, şöyle çizecek olursak. Hocam ikili dik üçgen var böyle. Hem burada hem de burada. Şuraya bir a diyecek olursak, her ikili dik üçgende de öncelikli olarak Pisagor bağıntısından burayı bulup sonra buradan da işlem yine yapabiliriz ama ikili dik üçgende ortak olan kenar varsa onu yalnız bırakmaya kendini alıştır. ÖSYM bununla ilgili gerçekten çok güzel sorularla karşımıza geliyor. Evet, birincisinde a kare neye eşit? Hocam kareleri toplamı, yani 2 kök 7'nin karesi artı kök 13'ün karesine eşit. Aynı zamanda x'in karesi artı x artı 1'in karesi de a kareye eşit değil mi arkadaşım? Evet. Her ikisi de a kareye eşit olduğundan bunlar birbirine eşittir. İşlemi yapalım. 2'nin karesi 4 çarpı 7'den burası 28 yaptı. Artı 13 kök 13'ün karesi. X kare artı x artı 1'in karesi. Birincinin karesi x kare artı birincili ikincinin çarpımının iki katı 2x. Artı ikincinin karesi 1 yaptı burası. Sonra buradan 0 kalsın bu tarafta. 2x kare oldu burası. Artı 2x yaptı. Artı 1 burası. Şu ikisinin toplamı da kaç yaptı? 41 yaptı. Eksi 41 diye geçti. 1 eksi 41 de eksi 40 mi yaptı? Evet. Denklemi 2'ye böldüğümüz zaman x kare artı x eksi 20 eşittir 0 yaptı ya. Bu eksi 5'e, pardon, 5'e 4 diye ayrılsın. Toplamlar artı 1 olsun. Şu artı 5, bu da eksi 4 olursa çarpımları eksi 20, toplamları da artı 1 oldu. Yani çarpanlara x artı 5 ve x eksi 4 diye ayrıldı. Bu eşit 0 ise şu eşit 0 olduğunda x eşittir eksi 5 yapar. Bu eşit 0 olduğunda x eşittir 4 yapar. Ama sonuç negatif olamayacağından dolayı x ne yapacaktır? 4 yapacaktır. Yani örnek 17'yi 4 bulduk. Bazen böyle dik üçgende çarpanları ayırmada karşımıza çıkacak kardeşim böyle. Yani elin çalışacak. Özellikle dik üçgende elimizin çalışması gayet normal. Evet, örnek 17'yi 4 bulduk. Geldik örnek 18'e. Şimdi burada ne var? BCX isteniliyor bizden. Arkadaşım, Pisagor bağıntısından burayı bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Şuraya bir a diyeyim. A kare eşittir. Nedir? 2'nin karesi artı 5'in karesi midir? Evet. 4 artı 25'ten kaç? 29 yaptı. A kare 29 yaptı. Eyvallah. Sonra ne yapacağız? X'i bulacağız. Hocam 90 var, 90 var karşılığında. Şöyle yapacak olursak. A kare 29 ya, A'da kök 29 çıkar değil mi? Şuraya bir yazalım istersen. Hocam bir burada Pisagor, bir de burada Pisagor. Her ikisinde de şu B diyecek olursak B ortak değil mi? Evet. B kare neye eşit? 1'in karesi artı X'in karesine eşit. Yukarıdakinde B kare neye eşit? Ya normalde Pisagor'dan burayı bulup sonra bir daha Pisagor yapabiliriz ama şunu alıştırıyorum ben size ya. Bunu çok kullanıyoruz gerçekten. B
B kare neye eşit? 1'in karesi artı x'in karesine. Yukarıda b kare neye eşit? 3'ün karesi artı kök 29'un karesine eşit. E buradan her ikisi de b kare eşit olduğundan bunlar birbirine eşit. Yani 1 artı x kare 9 artı 29 yapar. O zaman x kare buradan 38 eksi 1 yapar. 38 burası. 1 de öbür tarafa geçti. Yani x kare buradan 37 yaptıysa x'i de böylelikle kök 37 olarak buluruz. Örnek 18 kök 37 çıkar. Geldik şu dikkate. Arkadaşlar merdiven şekli. Ben daha öncesinde de söylemedim. Geçen videoda da söyledim. Dedim ki bir uzunluk isteniliyorsa özel durumlar yoksa daha o özel durumları işlemedik. Nedir? Açı ortay, kenar ortay gibi özel durumlar yoksa nereden bulacağız? Vallahi genelde ya dik üçgenden çıkıyor ya da benzerlikten çıkıyor. 90 derecede varsa büyük ihtimalle dik üçgenden çıkıyor. Tabi benzerlik olduğu durumda oluyor. Dik üçgen elde etmenin en önemli yeri de nedir? Tabii ki Pisagor bağıntısı yapmak. Dikdörtgenle Pisagor bağıntısı oluşturmak. Dik üçgen oluşturmak. Dikdörtgeni şöyle yaparsan burada bir dik üçgen oluşur. Ya da dikdörtgeni şöyle yaparsan şurada bir dikdörtgen yaptın ya. Şurada bir dik üçgen oluşur kardeşim. Görüyor musun? Evet, dikdörtgeni şöyle oluşturalım. Dikdörtgeni böyle oluşturacak olursak bak dikdörtgen oluşturmak çok etkili. Gerçekten etkili. A ise A, B ise B'yi yazdık ve burada bir Pisagor bağıntısı yapacağız. Yani AB'nin karesi, yani şuradaki AB'nin karesi neye eşit oluyor? Şu ve şunların kareleri toplamı. Yani B'nin karesi artı A artı C'nin karesine eşit oluyor. Ama bununla ilgili bunu formül olarak vermiyorum arkadaşlar. Teknik olarak veriyorum. Bunu formül olarak sakın ama sakın ezberlemeyin. Değişik tarzları da karşımıza çıkabilir. Yani ben bunu böyle merdiven olarak vermişim. Şöyle vermişim. Bu belki şöyle olabilir arkadaşlar. Fark etmez. Böyle olduğu zaman da yine böyle dikdörtgen yaptığı zaman dik üçgen şu şekilde karşına çıkacaktır. Tamam. Evet, hemen örnek 19'a bakalım. Bak mesela formül olarak bilsek bunu nasıl bulacağız mesela? Evet. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? Şu AB uzunluğu isteniyor. Ne yapacağız? Dikdörtgene karşılık getireceğiz. Dikdörtgene karşılık nasıl getirebiliriz? İster burada getir ama burada sonra bir daha getirmen gerekir. Böyle. İstersen burada dikdörtgene karşılık getir. Bak dikdörtgen yapınca 3 ise karşısı 3. 5 ise karşısı 5. Buraya ne kaldı o zaman? 4 kaldı. E hocam burası da 2 ya. Yani toplamda burası 5 değil mi? Evet. Yani şurada artık bir Pisagor bağıntısı yaparsak x'e ulaşırız. X'in karesi 4 ve 5'in kareleri toplamı. 4'ün karesi artı 5'in karesi. X kare böylelikle 16 artı 25 gelir. X kare böylelikle 41 gelir. Yani x'i de böylelikle kök 41 olarak buluruz. Yani örnek 19 kök 41 çıkar. Geldik örnek 20'ye. Şekil 1'deki dikdörtgen tabela A noktası etrafında saatin dönme yönünün tersinde 90 derece döndürmüş. Döndürülme soruları aslında nedir? Eş yapı sorularıdır. Eş yapılarda hop bunu döndürdüğüm zaman ne oluyor? Bu kalem yine aynı kalem değil mi? Kenarların eşitliği bizim için önemliydi. Peki şurası 5, 2, 3 verilmiş. Yazalım 5, 2 ve 3 burası. Döndürülmüş halinde burası da 5'tir, burası da 2'dir, burası da 3 müdür? Evet, dikdörtgen olduğundan burası da 3'tür. Benden ne isteniliyor şimdi? D ile E üssü arasındaki uzaklık isteniliyor. Şu uzunluk isteniliyor. Şekilde de 90 dereceler var mı? Var. E arkadaş 90'sa sırtta 90'dır. Burası da 90. Ne yapacağız? Dikdörtgenle şu uzunluğu dik üçgene karşılık getireceğiz. Hadi bakalım dikdörtgenle dik üçgene karşılık getirelim. Hop şöyle bir dikdörtgen yaparsam. Şurada bir dikdörtgen yaptım. 5 ise yukarısı 5. Hocam 7 ise burası da 7 olacak. Komple. 3'ü buradaysa buraya kaç kaldı? 4 kaldı. Dik üçgene karşılık geldi mi? Geldi. Bak şurada bir dik üçgen var. Ve bir kenar 4, bir kenar 8. E bir kenarda x ise hocam x'in karesi 4'ün karesi artı 8'in karesi demeyelim. X'in karesi x neye eşittir? Ortak çarpandan yapalım. Bak burası 4 çarpı 1. 4 ve 8'deki ortak çarpana bakıyorum. 4 çarpı 2 burası. 4 çarpı kare kökü de diğerlerinin kareleri toplamıydı. Yani 1'in karesi 1 artı 2'nin karesi 4. Yani x de böylelikle 4 kök 5 diye çıkar mı? Çıkar. Bakın kısa yoldan bulduk. Yok efendim 4'ün karesi 16, 8'in karesi 64. Topla 80. Kök 80'i de böyle çarpanlarına ayır falan filan. Uğraşma. Tamam. Örnek 20 4 kök 5 çıktı. Geldik örnek 21'e. Genelde bu soruda sıkıntı yaşanıyor. Bak şimdi. Şimdi sen 3 ve x'i gördüğün için hemen aklına şöyle bir dik üçgen oluşturmak gelebilir. Eyvallah. Ama hocam burada 3, 1, 2, 1'de ne yapacağız? Arkadaşlar böyle bir uzunluk falan filan varsa, böyle 90 dereceler varsa dikdörtgen oluşturup dik üçgen oluşturmak güzel bir teknik değil miydi? Evet. E o zaman gel burada dikdörtgeni bu sefer böyle oluştur bakayım. 2 ise 2, 1 ise 1 deyince aa burası da 90 derece. Aa dik üçgen oluştu mu? Oluştu. Hatta bu kenar 2, bu kenar 5. Bak 2 ve 5'ten dolayı burayı bulurum. Sonra 3 ve x'ten dolayı da ve soru işaretinden dolayı da x'i bulurum. Ya da
Şuraya bir A diyecek olursam, bir buradaki Pisagor, bir de buradaki Pisagor'da A ortak değil mi? Ortak kenardan gidelim. A kare neye eşit? 3'ün karesi artı x'in karesine eşit. Aynı zamanda A kare neye eşit sarı üçgende? 2'nin karesi ve 5'in karesine eşit değil mi? Evet. Olay bitti. Her ikisi de A kare eşit olduğundan bunlar birbirine eşit. O zaman 3'ün karesi 9 artı x kare eşittir 4 artı 25 gelir. Şu ikisini toplarsam 29 yaptı. 29'dan 9 çıkınca x kare 20 yapar. Yani x'i de böylelikle kök 20 olarak buluruz. Bu da 4 çarpı 5 ya. 4 dışarıya 2 diye çıkar. Yani x'i böylelikle 2 kök 5 olarak buluruz. Evet gençler, cevap 2 kök 5 çıktı örnek 21'de. Geldik örnek 22'ye diyeceğim ama bir de bununla ilgili bir formül var. Vay efendim, a kare eksi c kare b kare eksi d kare diyorlar. Hiç gerek yok. Ben sana bir teknik öğrettim. Bak, o teknik sayesinde bayağı bir soruda formülden kurtuluyorsun aslında. Ben sana ne tekniği öğrettim? İkili dik üçgenler olduğunda ortak olan kenar varsa ortak olan kenarı yalnız bırak. H her ikisinde de ortak mı? Ortak. Yalnız bırak bakayım H'ı. Hocam H kare soldaki dik üçgende dik kenar olduğu için hipotenüs karesi eksi diğer dik kenarın karesi değil midir? A kare eksi C kare eşittir. Diğerinde H kare neye eşittir? H kare de B kare eksi D kare eşit değil midir? Her ikisi de H kare eşit olduğundan bunlar birbirine eşit mi oldu? Evet. Yani bak formül. Böyle bir üçgende böyle şey olduğu zaman karesi eksi karesi, karesi eksi karesi birbirine eşit oldu. Yani A kare eksi C kare eşittir B kare eksi D kare eşit oldu. Ya da bunu C kareyi buraya, D kareyi de buraya atarsın. O zaman ne oluyor? A kare artı D kare, bak çapraz. A kare artı D kare B kare artı C kare de eşit olmuş oluyor. Ama bu formüllere gerek var mı? Asla. Ben bu yaşıma kadar bu formülleri kullanmadım. Nereden çıktığını biliyorum. Ve bir formülle birkaç tane formülü zaten, yani bir mantıkla birkaç tane, hatta 3-4 tane formüllü şeyleri böyle ekarte etmiş oluyorum ve rahatlıyorum. Bence sen de buradan yap. Seni zaten buraya kadar ben bu şekilde hazırladım. Mesela burada BD uzunluğu K iken DC uzunluğu 3K verilmiş. Burası K iken burası 3K verilmiş. Hocam bir burada Pisagor var, bir de burada Pisagor var. Her ikisinde de H ortak mı? Ortak. O zaman yalnız bırak. H kare neye eşit soldakinde? Soldakinde 7'nin karesi eksi K'nın karesine eşit. 7'nin karesi eksi K'nın karesi. Aynı zamanda diğer dik üçgende H kare neye eşit? 11'in karesi eksi 3K'nın karesine eşit. Her ikisi de H kare eşit olduğu için bunlar birbirine eşitledin mi? Eşitledin. O zaman 49 eksi K kare eşittir 121 eksi 9K kare yapar. Eksi 9K kareyi buraya atınca 9K kare yapar, artı eksi K kare de 8K kare yapar. 121'den de 49 çıkartırsak, ben çıkarmada biraz sıkıntı yaşıyorum, o yüzden şöyle bir çıkartayım. Şurası 2, burası 72. Evet, 72 yapıyor galiba. 72 yaptı. O zaman K kare buradan 9 yapar. K'yı da böylelikle 3 buluruz. A benden ne isteniyor? X. X eşittir 3K olduğundan K'yı da 3 bulduğumuzdan cevap böylelikle 9 çıkar kardeşim. Bak, formüle gerek var mı? Yok, yok, yok. Devam. Örnek 23'teyiz. 3 verilmiş, 5 verilmiş. Hocam burada dik var, dik var. Bir şey yapamıyorum ama şurada dikkatimi çeken bir şey var. Ne var burada? Dik tabanı iki eş parçaya bölmüş. Aklına ne geldi? Evet, aklımıza ikizkenar geldi. Çünkü yüksekliğe ayrı bir gözle bakıyorduk. Hem yükseklik hem kenar ortay olduğu için aklımıza ikizkenar geldi. Aklımıza gelen başımıza gelsin. Hop, şöyle oluşturduk. Oluşturunca da hocam şunlar birbirine eşit oldu. Bir burada Pisagor çıktı, bir de burada Pisagor çıktı. Her ikisinde de ortak kenar. Aslında ortak kenar dediğimiz eşit kenar. Eşit kenar da var. Aslında Pisagor'dan burayı bulup burayı yazıp sonra bir daha Pisagor yapabiliriz ama ortak kenar eşit kenara alış diye böyle yapıyorum. A kare neye eşit arkadaşım soldaki üçgende? Hocam 3'ün karesi artı 5'in karesine eşit. Sağdaki üçgende A kare neye eşit? X ve kök 7'nin kareleri toplamına eşit. Bunlar her ikisi de A kare eşit olduğundan birbirine eşit olmak zorunda. O zaman 9 artı 25 eşittir X kare artı 7 yapar. 25 ile 9'u toplarsam 34 yapar. O zaman 34'ten de 7 çıkartınca 27 yapıyor. 27 eşittir X kare oldu. X de böylelikle kök 27 yapar. Bu 9 çarpı 3 ya, 9 dışarıya 3 diye çıkar. X de böylelikle 3 kök 3 yapar mı? Yapar. Evet, örnek 23'ü 3 kök 3 bulduk. Geldik örnek 24'e. Bak, eski konular yine karşımıza çıkıyor. Ne var burada? 3 tane eşitlik var. 3 tane eşitlik varsa hocam şunu şöyle çizersem muhteşem üçlü oluştu. Muhteşem. O zaman burası ne olmak zorunda? 90 derece olmak zorunda. Tamam, 90 derece var burada. Sonra ne yapacağız burada? Buradaki Pisagor'dan H'ı buluruz. Sonra buradaki Pisagor'dan X'i buluruz. Ya da ne yaparsın kardeşim?
Her iki dik üçgende. Bir buradaki dik üçgene bakarım. Bir de buradaki dik üçgene bakarım. Her ikisinde de haş ortak değil mi? Oradan yap. Haş kare. Bak burası kaç? 6. 6'nın karesi eksi 4'ün karesine eşit. Aynı zamanda haş kare. X'in karesi eksi 2 kök 3'ün karesine eşit değil mi? Evet. Her ikisi de haş kare eşit olduğundan bunlar birbirine eşit. 36 eksi 16 eşittir. X kare eksi 2 kök 3'ün karesi de 2'nin karesi 4 çarpı kök 3'ün karesi 3. 4 kere 3 12. Buradan ne geliyor? Bundan bunu çıkartırsam kaç yapıyor? 20 yapıyor. Bir de 12 eklersem 32 yapıyor. X kare 32 ise x böylelikle kök 32 yapar. Bu da 16 çarpı 2 ya, kök dışına çıkıyor çok rahat bir şekilde. Bu 4 diye çıkar. Yani x'i de böylelikle 4 kök 2 olarak buluruz. Evet, örnek 24, 4 kök 2 geldik örnek 25'e. Şimdi şu soruyu gören masum köylü ne yapar? Hocam 90'ın karşısında eşitlik olduğu için muhteşem üçlü çizeriz. Yani eşit, eşitken eşiti koyarız. Peki bir şey çizdiğinde özel bir durum oluştu mu? Muhteşem üçlü oluştu ama x'i bulabilecek bir hamle mi bu? Değil. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Farklı bir şey yapacağız. Farklı bir şey yapalım. Ne yapacağız? Çünkü muhteşem üçlü işime yaramadı. Bir de şuradaki eşitliği ben muhteşem üçlüyle kullanamadım ama bir de eşitliği nasıl kullanabiliyorduk? Hocam eşitliği bir de şöyle kullanabiliyorduk. Eşitlik gördüğümüzde aklımıza ne gelecekti? Orta taban. Ya böyle paralel çizeceğim ya böyle paralel çizeceğim. Üçgen oluşturan kısım daha iyiydi. Şöyle üçgen oluşturmaya x'e ait. Şöyle bir orta taban çizdim. Şöyle bir orta taban çizdiğimde burası x, dikkat et. Şu orta tabanı çizdim. Çizince ne oldu? Hocam tamam, burada 1'e 2 oran var ama şu uzunluğu bilmiyorum. Pisagor'dan bulabilirdim ama boş ver şimdilik. Bir de şuna bak bakayım. Hocam şöyle bu uzunluk kaç toplamda? 10. 10'u 2 eşit parçaya bölecek. 5'e 5. Yani ne kaldı buraya? 1 kaldı. Hocam keşke şurayı da bulsa mıydık? Evet, keşke bulsaydık. Orta tabandan burayı da bulabiliriz. Hadi onu da şurada bulayım ben. Dikkat et, burası 4 kök 7. Burası da 10. Ortak çarpandan bulayım şurayı. Ortak çarpandan bu uzunluk ne yapacaktır? Ortak çarpan 2 değil midir? Evet. Burası 2'nin 5 katı. Burası da 2'nin 2 kök 7 katı. O zaman bu dik kenarda ne olacaktır? 2 çarpı kare kök içinde bu hipotenüs dik kenar sorulduğu için hipotenüsün karesi eksi diğer dik kenarın karesi. Hipotenüsün karesi 4 kere 7 28. 28 eksi 5'in karesi de 25 değil mi? Evet. Yani burası kaç yapıyor? 2 kök 3 yapıyor. Evet, burası 2 kök 3 çıktı. Orta tabandan dolayı burası da kök 3 çıkar ve burada artık Pisagor bağıntısı yapabiliriz. Çünkü burası 90 derece. Niye? Hocam şunlar paralel ya. 90 ise burası da yöndeşlikten 90 olduğundan dolayı. Şimdi artık x'in karesi de 1 ve kök 3'ün kareleri toplamı değil midir? 1'in karesi artı kök 3'ün karesinden dolayı kök 3 olacak burası, pardon. O zaman burası 1 artı 3'den 4 çıkar. X kare 4 ise x de böylelikle 2 çıkar. Örnek 25 2 oldu. Geldik örnek 26'ya. Şimdi arkadaşlar biz tamam ikizkenar üçgen konusunu işlemedik ama ikizkenarda şunu biliyoruz. İkizkenarda tabana ait yükseklik ne oluyordu? Hem kenar orta hem açı orta oluyordu. Tamam, ek çizimlerde işlediğimiz için bu soruyu burada yazabiliriz. Şu ikizkenarda hop şuraya çizdim. Tabana ait yükseklik hem kenar ortaydı hem de açı ortaydı. Peki bunları böyle yazdık. X, X. Bizden de X isteniyor. Şimdi hocam dik üçgen. Bir burada dik üçgen var, bir de burada dik üçgen var değil mi? Hocam ikili dik üçgende ortak olan kenar var mı? Var. O zaman bunu yalnız bırakacağız. Hadi bakalım. H kare neye eşit arkadaşım? Sol taraftakinde x ve 2'nin karesi farkı değil midir? Bu hipotenüs olduğu için x'in karesi eksi 2'nin karesidir. Aynı zamanda sarı üçgende nedir? 6 ve şurası 5 değil mi? Evet. Hipotenüs 6 olduğu için 6'nın karesi eksi 5'in karesine eşittir. O zaman h kare buradan neye eşit oluyor? H kare bunların her ikisine eşit olduğu için bunlar birbirine eşit daha doğrusu. X kare buradan x kare eksi 4 eşittir 36 eksi 25 yapar. Şimdi eksi 4'ü öbür tarafa attım, artı 4 yaptı. 36 artı 4 40 yapar. 40'tan da 25 çıkartırsam 15 yapar. X kare 15 yaptı ve x de böylelikle kök 15 olarak buluruz. Bak ortak olan kenar hikayesi ne kadar önemli, görüyor musun? Evet, örnek 26'yı bu şekilde bulduk ve geldik örnek 27'ye. Hira elindeki topu 2 metre yükseklikten yere çarptırıp 4 metre yükseklikteki duvara çarptırmış bu şekilde. KL uzunluğunu 8 demiş. KL. Toplamda şuradaki uzunluk 8 verilmiş. AB artı BC toplamı en az kaçtır diye soruluyor. Vay, en az. Şimdi arkadaşım bu ince detay bir soru. Normalde sen böyleyken şu x ile şuraya x diyelim, buraya y diyelim. X artı y'nin en az değeri soruluyor bize. Minimum değerini ben bu şekildeyken kestiremem. Ya acaba topu buraya çarptırırsam mı en kısa bu şekilde olur? Ya da ben bu topu alıp hop şuraya çarptırırsam mı en kısa olur?
Ya da ben bu topu alıp buraya daha yakınına çarptırıp buraya götürürsem mi en kısa olur? Bunları bu şekildeyken, böyleyken kestiremem. E ne yapacağız hocam? Elimizde iki tane dik üçgen var. Dikkat edin. Bir buradaki dik üçgen var, bir de buradaki dik üçgen var. Bu dik üçgenlerden herhangi birinin bir katlamasını al. Şöyle simetriğini, katlamasını al bakalım. Katlamasını alınca ne geliyor? Bak şöyle bir şey geliyor. Katlamasını aldık şöyle 2. Burası da x mi oldu? Evet, katlamasını aldım şöyle. Şimdi soru şöyle olsun. X ile y'nin toplamının en az değeri nedir diye sorulursa. Hocam ben nerede seçeceğimi, nasıl kestireceğim? O böyle çarparsam x artı y en az olur. Şöyle çarparsam x artı y en az olur. Ya da dimdik böyle gidersem x artı y en az olur. Tabii ki bu doğrusal olarak giderse x artı y en az olmaz mı arkadaşım? Evet. E o zaman ben burada ne söyleyeceğim? X artı y'nin en az olması için katlamasını aldım. Şunların doğrusal olduğu durumda en az durumu söz konusudur. İşte bunu da bil. Bu tekniği de bil. Bu özel durumda karşına çıkabilir. Peki bu doğrusal. X artı y değerini bulacağım şimdi. E burada 4 var. E burada 2 var. Burada da 8 var. Böyle bir uzunluk istenildiği zaman, benden bu uzunluk isteniyor ya. Bu uzunluğu bulmanın en etkili yöntemi neydi? Ya dik üçgenden ya da benzerlikten. Hocam dik üçgen. İlk önce amacımız dik üçgen oluşturmak. Dik üçgen oluşturabilir miyiz? Evet. Genelde dikdörtgenle oluyordu. Hop, dikdörtgeni şöyle yapacak olursak. Hocam yukarısı 8 ise aşağısı 8'dir. Burası 2 ise burası 2'dir. Ve burada bir dik üçgen karşımıza çıktı mı? Çıktı. Yani burada burası kaç? 6. Burası kaç? 8. O zaman x artı y değeri de kaç yapacaktır? Pisagor bağıntısı. Yani burayı soru işareti diyelim. Soru işaretinin karesi neye eşittir? 6'nın karesi artı 8'in karesine eşittir. Yani bu da 100 yapar. Normalde 6-8-10 üçgeni var da daha öğrenmedik diye buradan yapmıyorum. Soru işaretinin karesi 100 ise soru işareti, yani x artı y, yani en az kaç de yapıyormuş arkadaşım? 10 yapıyormuş. Dolayısıyla örnek 27'yi böylelikle 10 bulduk. Şekil 1'de ucunda 2 cm yarı çaplı küre şeklinde bilye bulunan 8 cm uzunluğundaki sarkaç gergin şekilde kürenin merkezinden 6 cm çekiliyor. Arkadaşlar merkezden 6 cm sağa çekmişim ben bunu. Peki önceden burası kaç birim? Yine burası 8 birim. Yani şu kalem döndürdüğümde yine aynı kalem değil mi? Evet, bu uzunluklara bakacağız. Yarıçap uzunluğu da kaç birim? 2 birim mi? Aynen öyle. Şimdi ben bunu merkezinden 6 birim sağa çekmişim. Merkezinden 6 birim sağa çekmek demek, aldım bunu, 6 birim sağa doğru çektim. Yani hop şurası da, şuradaki mesafe bize 6 birim demiyor mu? Diyor. Peki şekil 2'deki görünüm elde ediliyor. Buna göre şekil 2'deki bilyenin zemine olan uzaklığı ile şekil 1'deki bilyenin zemine olan uzaklığı arasındaki fark kaçtır diye soruluyor bize. Arkadaşlar ha bilyenin merkeze olan merkeze, ha buradaki uç noktanın böyle aralarındaki mesafe sorulsun bize. Ha burada merkezlerin arasındaki fark sorulsun. Değişir mi? Değişmez. Ya da soruyu da değiştirebiliriz isterseniz. Buradaki kürenin merkezler arasındaki fark, yani merkezlerin zemine olan arasındaki fark nedir diye sorulsun mesela. Ya değişmiyor çünkü burası R ya, burası X ya. E o zaman böyle geldiğin zaman burası Y, burası da R ya. Ha böyle Y artı R eksi X artı R demek de R'ler de birbirini götürüyor zaten. Buradaki bilyenin şeye zemine olan uzaklıkları da aynı oluyor. Yani merkezin zemine olan uzaklıkları da aynı oluyor. Merkezin zemine olan uzaklıkları farkı da aynı oluyor çünkü. Çünkü dikkat et, şuradaki mesafe X, buradaki mesafe Y ya. Y eksi X yapıyor aslında. Bilyenin zemine olan uzaklıkları şöyle yaptığın zaman, merkezinde zemine olan uzaklığı Y artı R ve X artı R olduğu için yine aynı oluyor mu? Oluyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani merkezler arasındaki uzaklığa bakacağız. Merkezler arasındaki uzaklık farkı isteniyor bizden. E ben buradaki merkezin 6 birim sağa çekildiğini biliyorum. Yani şuradan itibaren 6 birim sağa çekildi. Burası 6. E o zaman buranın uzaklığı 6 yani. Burada bir Pisagor bağıntısı yapabiliriz. Aslında burası 10 ya. Şuraya A diyecek olursak, onun karesi eşittir A'nın karesi artı 6'nın karesinden dolayı. Normalde 6, 8, 10 üçgeni var da neyse. 100'den 36 çıktı, 64 eşittir A kareden. A'yı da böylelikle 8 buluruz. A burası ne çıktı? 8 çıktı. E o zaman bizim şuradaki mesafe çizdiğimiz dik, tam 8 burası ya. Tam çizdiğimiz dik buraya da doğru denk geliyor. Ama benden şey isteniyor zaten. 8 birim burası, 2 birim burası. Toplamda merkeze kadar olan uzunluk 10 birim. Merkeze kadar uzunluk 10 birim olduğu için burası da 2 mi oldu? Evet. Şimdi merkezin zemine olan uzaklığı burası x kadarken, burası ne oldu? X artı 2 kadar mı oldu burası? Evet. Benden ne isteniyor? Bilyelerin zemine olan uzaklıkları arasındaki fark isteniyor. Ya da merkezler dedik ya, biraz önce de anlattık. X artı 2 eksi x isteniyor aslında. O zaman cevap kaç çıkıyor arkadaşım? 2 çıkıyor mu? Çıkıyor. Yani cevap böylelikle 2 oldu. Güzel bir soru. Geldik bir sonraki soruya.
Evet, şekil 1'deki, şekildeki D1 ve D2 doğrularını paralel. Şunlar birbirine paralel, aralarındaki mesafe verilmiş. Şimdi AB doğru parçasının uzunluğu verilmiş bana 2 kök 13 diye. A noktasının D1 doğrusuna göre simetriyi, bak bir noktanın bir doğruya göre simetriyi dediğimizde dik uzaklığını alacaksınız ve şunlar birbirine eşit olacak kardeşim. Dik olacak ve eşit olacak. İşte tam buradaki nokta A1 noktasıymış. Sonra B noktasının D2 doğrusuna göre simetriyi de B1'miş. D2'ye göre simetriyi de şunlar birbirine eşit olacak. Ve şurası da ne olacak? B1 noktası olacakmış. Sonra bize diyor ki bunlar da birbirine paralel değil mi? D1 ve D2 doğrulu paralel ve aralarındaki uzaklık 6'ymış. Tamam. 2 kök 13 olarak verilmiş. Bir de aslında şöyle denmesi lazımdı burada. Denmiş mi? D1, D2 doğrulu paralel ve aralarındaki uzaklık 6 cm. AB doğru parçasının uzunluğu 2 kök 13. Evet. Şu doğruda diğerlerine paralel verilmek zorunda arkadaşlar. Bunu da ekleyelim. Ya da AB doğrusu da D1 ve D2'ye de paralel. Bunu da unutmayalım, tamam mı? Şimdi madem paralel. Burası da dik ya. Bununla paralel olduğundan yöndeşitten burası 90. Bununla paralel olduğundan Z'den dolayı burası 90 oldu mu oldu. Benden ne isteniyor? A1 ile A2 arasındaki en kısa mesafe nedir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar şurası 6 birim olduğunu biliyorum. Ben 6'yı kullanacağım. Peki ben şuraya bir A dersem burası A mıdır? A'dır. Şuraya bir B dersem burası B midir? B midir? Bak dikkat et. Burası A, burası B. Benden bu uzunluk isteniyor. Amacımız nedir arkadaşlar? Bir uzunluk isteniyorsa dik üçgenden bulmak değil midir? Evet. Dikdörtgene karşılık getireceğiz. Hop şöyle dikdörtgen yaparsak. 2A ise burası 2A. Hatta burası A iken burası A. Burası A iken burası A dikdörtgenden dolayı. 2 kök 13 iken burası da 2 kök 13. Bak dikkat et. Bize ne verilmiş? A artı B artı 6 verilmiş. 2A artı 2B kaç yapar? 12 yapar. E artık ben burada bir Pisagor bağıntısından X'i bulur muyum? Bulurum. Yani x'in karesi 2 kök 13'ün karesi artı 12'nin karesi deyip işlem yaparım. Ama uzun uzun diye yapmayacağım tabii ki. Ne yapacağım? Bu 2 kök 13 de 2'nin kök 13 katı. Bu da 2'nin 6 katı. O zaman x de 2'nin kare küçüğünde diğerlerinin kareleri toplam olmaz mı? Yani 36 artı 13 katı olur. Yani x de böylelikle 2 kök kaç yapar? 49. 49 da 7 diye çıkar. X de o zaman 2 çarpı 7'den ne çıkacaktır? 14 çıkacaktır. Evet, örnek 29 böylelikle 14 oldu. Ve geldik bu videonun son sorusuna. Şimdi ne diyor? Bir merdiven. Sonra merdiven böyle kaydığında 4 birim böyle kaymış, 4 birim de böyle kaymış. Anladığım kadarıyla, şekilden anladığım kadarıyla. Şekil 1'de merdivenin zemine temas ettiği noktanın duvar olan uzaklığı nedir diye soruluyor. Şuradaki x mesafesi soruluyor. Arkadaş burası x. Şimdi önceden burası 8 cm'ydi. 4 cm kayınca burası da 4 cm oldu mu? Oldu. Dikkat et. Merdivende 4 santimetre buradan kaymış. 4 santimetre de buradan aşağı kaymış. Şekle baktığında bunu okuyorum ben. Sen de oku istersen. Yeni nesil sorularda da bazen soruyu okumaya gerek kalmıyor. Şimdi arkadaşlar merdiven bu durumdayken hop bu duruma geldi. Merdiven aynı merdiven değil mi? Merdivenin boyu burada da burada da aynı değil mi? Merdivenin boyuna M dersen burası da M değil midir? Evet. Bu duvarlar birbirine dik olduğu için burası da 90 burası da 90. Bir burada Pisagor bir burada Pisagor yapalım. Her ikisinde de ortak olan kenar var mı? Var. Merdivenin boyları birbirine eşit. Yani merdivenin karesi birincisinde 8'in karesi artı x'in karesine eşit. İkincisinde de merdivenin karesi yani m'nin karesi 4'ün karesi artı x artı 4'ün karesine eşit değil mi? Evet. Yani 4'ün karesi artı x artı 4'ün karesine eşittir. Her ikisi de m'nin karesine eşit olduğu için bunlar birbirine eşittir. 64 artı x kare eşittir. 16 artı x artı 4'ün karesi. Birincinin karesi x kare artı birinciyle ikinciyi çarp. 4x bir de 2 ile çarp. 8x. Artı ikincinin karesi 16 yapar. O zaman buradan x kareler nanay oldu. 16, 16, 32, 64'ten 32 çıkınca 32 yapar. Bu 8x yapar. X böylelikle kaç çıkar o zaman? 4 çıkar. Evet, x 4'müş arkadaşlar. Yani bak burası 4 olunca 4, 8, 4 kök 5. 4 olunca 4, 8, 4 kök 5. Pisagor bağıntıları da sağlıyor. Sağlamasına da baktım bu arada. Doğru. Gerçekten doğru. Böylelikle cevap 4 çıktı arkadaşlar. Ve bu olayı da bitirdik. Bak yeni nesil sorularda da soruyu okumaya gerek yok. Yeni nesil sorularda da eş yapıların eşit olmasını hep kullanacağız diye hep söylüyoruz. ÖSYM yeni nesil sorularda hep aynı şeyleri soruyor arkadaşlar. Aslında hep eş yapılardan bahsediyor. Lütfen bunlara dikkat et. Ve Pisagor bağıntısının ikinci kısmını bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda Öklit bağıntılarında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.